Yok böyle bir kavga. Saadet Partisi bu hakareti de kabullenecek mi? İyi Parti büyük iddialarla kuruldu. Büyük iddialarla iki milletvekili seçimi, iki cumhurbaşkanı seçimi, bir mahalli seçim atlattı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin birincisinde aday çıkardı. Adayı seçilemedi. İkincisinde aday da çıkaramadı. 2019 mahalli seçimlerinde büyük şehirlerde aday çıkarmayıp CHP'li isimleri desteklemişti. Şimdi yeni mahalli seçimlerde kendi adaylarıyla seçime girmek istediğinde Parti içinden itirazlar yükseldi. Oysa her partide müstakil olarak seçime girme isteği partinin tavanından ziyade tabanından gelen arzudur. Çünkü aday olmak bir şanstır. Başka parti ile ittifak yapmaksa hele hele küçük parti iseniz büyük partinin adayına razı olmak demektir. Partinizin adayı olmayacağı için tabanın şansı da olmayacak demektir. Ama iyi parti her şeyin altını üstüne getirdiği için iyi parti partide genel kurallar da tersine işliyor. Tavan, müstakil olarak seçime gireceğiz kararını sürdürüyor. Tabansa bizden ne köy olur ne kasaba. Biz CHP'ye vagon olup bir beş yıl daha varlığımızı sürdürelim diyor. Bunun en somut örneği İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Meclis grubundaki üyeleri. İbrahim Özkan'ın başını çektiği üyeler İyi Parti Genel Merkezi'ne savaş açtılar. Disipline verildiler. Şimdi de kendileri istifa ettiler. Tartışma ne? CHP ile seçime girelim adama hatırlatırlar. CHP orada. Çok beğeniyorsan git CHP'ye üye ol, o partiden seçime gir. Eğer seni destekleyen bir seçmen tabanın da varsa iyi partiden kopart, al götür. CHP'ye seçimi kazandır. Beyefendiler gerçeği biliyorlar. Bizim bir altyapımız yok gerçeğini kabul ediyorlar. İyi Parti'nin istifa etmiş olsa bile Yavuz Ağaralioğlu'yla, Meral Akşener'le, daha başka isimlerle milliyetçi kesim bir tanınırlığı var. Bu tanınırlık sayesinde milliyetçi kesimden CHP'ye oy vermeyecek bir kitleyi yönlendirebiliriz. İyi Parti'nin tavanındaki isimlerin hatırına milliyetçi tabandan bir kısım CHP'ye oy verebilir düşüncesiyle İyi Parti'yi CHP ile ittifaka zorluyorlar. Oysa at pazarlığı yaparken Meral Akşener açık açık söyledi. CHP'li adaylara seçim kazandırmak için İyi Parti'yi kurmadık dedi. Aslında bu bilinçaltındaki planın da ifşasıydı. Ama süreç içinde biz enayi miyiz bakış açısı da iyi Partililerin egosunda yer etti. Öyle ya CHP'nin toplam oyu %25, İyi Parti'nin de toplam oyu %10. %1'lik bile oyu olmayan Gelecek, Deva, Saadet, Demokrat Partililer CHP'den daha fazla milletvekilliği almışlarsa hesabı açık yapalım. Bu partilerin her birinin oyunun %1 olduğunu kabul. Bolid'in toplamları %4 eder. %4 oyla bunlar 38 milletvekilliğini CHP'den aldılar. Ama İyi Parti yüzde %9.69 oyla 44 milletvekilliğini zar zor kazandı. Şimdi pastayı adil şekilde bölüşelim diyorlar. İyi Parti birçok ilde büyükşehir şehir başkanlığını, İstanbul ve Ankara'da da azımsanmayacak sayıda ilçede belediye başkanlığını CHP desteğiyle kazanmak istiyor. AT pazarlığının netice vermeyeceğini, CHP'nin pastayı adil şekilde dağıtmayacağını bilen ya da şahsi menfaatleri CHP'de zirve noktaya çıkan İyi Partili meclis üyeleri dün İyi Parti'den istifa ettiler. Kendi tercihleridir ama istifa açıklamasındaki şu ifadeler benim dikkatimi çekti. 2019 yılı yerel seçimlerinde 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkı için önemli bir motivasyon olmuştu. Açıklama devam ediyor ama İyi Partililerin suçüstü oldukları, istifa öncesinde İyi Partili İbrahim Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi de dikkate alındığında, suçüstünün Millet İttifakı'nın tümünü ilgilendirecek boyutta olduğunu ispatlıyor. Nedir suçüstü olunan durum? 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alındı. 25 yıl denilince 1994'te Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da seçimi kazanması nın kast edildiği açık İyi Parti'nin dün istifa eden 6 meclis üyesi Refah Partisinin İstanbul ve Ankara'da 1994'te seçim kazanmasına karşı kendilerini öyle bile ilemişler ki 2019'da CHP'ye seçim kazandırmalarını büyük bir motivasyon olarak görüyorlar. 25 yıl dediklerine göre sadece AK Partiyi değil Refah Partisini de kendilerine düşman olarak tanımlıyorlar. 2004 yılındaki ma mahalli seçimlerde AK Parti'nin adayı İstanbul ve Ankara'da seçimi kazandı ama 1994-1999 mahalli seçimlerinde her iki ilimizde de Saadet Partisi'nin o tarihteki partileri olan Refah ve Fazilet Partisi'nin adayları seçimi kazanmıştı. İyi Parti'nin müstafi meclis üyeleri 1994 ve 1999'u da intikam alınması gereken farklı bir siyasi görüşün seçim galibiyeti olarak ilan ediyorlar. Saadet Partili yöneticiler oturup düşünsünler. Refahı kapattıranlarla, fazileti kapattıranlarla kol kola girmeyi kabullendiler. Bir de böylesine alçaltıcı dille kendilerine hakaret edilmesini hoşgörüyle karşılayacaklar mı? Soru şu. Böyle bir gerekçeyle İyi Parti'den istifa edenlerin bulunduğu CHP'ye Saadet Partisi destek verir mi? Tüm hakaretleri, tüm iftiraları düne kadar yapılan ahlaksızca isna Hatları helalleşme adı altında yalayıp yutmuşlardı. Şimdi bu yeni sataşmayı, açık düşmanlık ispatlı niyet isarını da yalayıp yutacaklar mı? CHP'li adayı 1994'ün intikamını almak üzere destekleyecekler mi? Yani kendi kendilerinden intikam almayı kabullenecekler mi? Bir küçük not daha. İyi Parti'nin müstafi üyeleri 25 yıl yuvarlamasıyla AK Parti'nin milli görüşün devamı olduğunu, 19 1994'ün devamı olduğunu kabul etmiş oluyorlar. İyi partililer bunu görüyor da saadetliler niye görmüyor? Hayret etmemek elde değil.